Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir. Son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerin icra edildiği bu dönemde kahraman ordumuz, başta PKK, KCK, PYD, YPG, DH ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı ülkemizin huzur ve güvenliğiyle bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış ve istikrarına katkı sağlamak için büyük bir özveriyle mücadele etmektedir. Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 19'u büyük, 301'i orta çaplı olmak üzere 320 operasyon icra edilmiş, 21'i son bir haftada olmak üzere 794 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 38.137 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristler dışında hiçbir hedefi yoktur. Terörle mücadele elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin vatan, bayrak ve millet uğrunda döktükleri kanın hesabı bugüne kadar soruldu, bundan sonra da sorulacaktır. Silahlı kuvvetlerimiz sınır güvenliğimizin sağlanması için hudut namustur anlayışı ile zorlu iklim ve arazi şartlarında 7 gün 24 saat büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadelesine devam etmektedir. Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçün engellenmesiyle terörle mücadele etkinliğinin arttırılması için ilgili bakanlık ve kurumlarla koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hudutlarımız hem personel sayısı hem teknoloji bakımından en yoğun ve en kapsamlı tedbirlerle korunmaktadır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan biri FETÖ mensubu olmak üzere 3'ü teröristtir. 2561 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 1 Ocak'tan itibaren ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3736 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 174'ü FETÖ mensubu olmak üzere 268'i teröristtir. 118.425 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda 341 kilogramı son bir haftada olmak üzere 2362 kilogram uyuşturucu, 690 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir. Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülmektedir. Bu faaliyetlerimiz sonucunda 470.000'den fazlası İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Ancak terör örgütlerinin başta Tel Rifat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklerimize saldırı arayışları sürmektedir. 1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 67 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 588 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Kahraman ordumuz, terör örgütlerine karşı ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için daha önce olduğu gibi yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapmaya hazır ve buna muktedirdir. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. PKK eşittir YPG olduğunu dile getiriyoruz. Bunların aralarında bir fark yoktur ve bu gerçek herkes tarafından anlaşılmalıdır. DAEŞ'le mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK-YPG terör örgütü başta olmak üzere bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Suriye ile bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından farklı formatta ve düzeylerde başlatılan görüşmeler devam etmektedir. Bölgede kalıcı barışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege'de, Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam etmektedir. Ülkemiz tüm sorunları uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde barışçıl metotlarla karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba sarf etmektedir. Temennimiz son aylarda ikili ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu ivmenin önümüzdeki dönemde de devam etmesi, diyalog kanallarının açık tutulması, Türk ve Yunan halkının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır. Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adadaki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz. Tüm dünyayı tehdit eden gıda krizinin aşılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri riyasetinde ve ülkemizin ev sahipliğinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de imzalanan tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi kapsamında kurulan ve 23 Temmuz 2022'de fiili olarak faaliyetlerine başlayan müşterek koordinasyon merkezindeki çalışmalar planlı ve koordineli şekilde devam etmektedir. Halihazırda 32 milyondan fazla tahıl, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaşmıştır. Ülkemiz, tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması başta olmak üzere, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşünü yapmaya devam edecektir. 17 Temmuz'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılmasına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkililerle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Üyelik başvurusunda bulunan İsveç'in Finlandiya'da olduğu gibi Madrid zirvesinde verilen taahhütlerini somut olarak yerine getirdiği, buna milletimiz ve meclisimiz ikna olduğu takdirde üyeliğine onay verilmemesi için bir neden bulunmadığını vurgulamakta yarar görüyoruz. Ancak bu olumlu tutumumuza rağmen Kurban Bayramı'nın ilk günü yaşanan Kur'an yakma eylemi bu süreçteki çekincelerimizin ne kadar haklı olduğunun bir göstergesidir. Sözde ifade özgürlüğü adı altında kutsal değerlerimize yönelik yapılan bu aşağılık saldırıyı kınıyoruz. Mevcut şartlar altında bir kez daha hatırlatmak isteriz ki İsveç'in NATO üyeliği hususu Yüce Meclisimizin takdirindedir. Aynı zamanda bu husus kamuoyumuz tarafından da yakından takip edilmektedir. Bakanlığımızın tüm birimleri gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24.195 personel ihraç edilmiştir. 363 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. Personel ve askeri öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak
yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu yıl içinde toplam 30.062 personel alım temini için planlamalar yapılmış olup, alım temin faaliyetleri devam etmektedir.